Evet arkadaşlar, masamız şu an işlem aşamasında ve sehpamıza geçeceğim. Sehpayı şu anki halinden farklı bir şeye dönüştüreceğiz. Bakalım hangi işlemlerden geçecek ve nasıl sonuç alacağız. Hep birlikte izleyelim. Sehpamızın üzerine şu anda zımparalıyorum. Zımpara işlemi bittikten sonra şu an gerçek tahtaya ulaşmaya çalışıyorum. Şu renge ulaşmaya çalışıyorum. Çok az kaldı. Biraz istediğim renge ulaşıyorum. Şuralar kaldı. Koyu olarak. Şu rengi yakalayana kadar devam edeceğim. Çok açık bir renk olsun istiyorum. Zımparalamaya devam ediyorum. Koyu sehpaların üzerine zımpara yaptığınız zaman bu şekilde gerçek tahta ortaya çıkıyor. Şu an ben ıslak bezle sildiğim için bu şekilde kuruyunca tekrar göstereceğim. Sehpamın iki kat zımparasını yaptım. Şu an üçüncü kat zımparayı yapacağım. Şu köşelerde çok az bir gölgelenmeler var. Son kat onu yapacağım. Çok güzel bir renk ortaya çıktı. Çok orijinal tahta rengi ortaya çıktı. Sanki alt kısmı koyu renge boyamışım. Üstü de budak çalışmışım. Yani ahşap renginde bir budak çalışmışım gibi oldu. Dilerseniz üstüne vernik atabilir, bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da üstünü vernikleyip altta istediğiniz rengi girebilirsiniz. İstediğiniz renge boyayabilirsiniz. Hepsinde de çok güzel görüneceğine eminim. Çünkü kendinden ahşap rengi ve direkt bu da kendinde bir çalışma. Şimdi bir dahaki zımparada şunları alacağım buradan. Tamamen pürüzsüz, gölgesiz bir bölüm elde etmek istiyorum. Şu renkte bölümü yakalayacağım. Bunun üzerine vernik atıp bu şekilde de kullanabilirsiniz. Kenar ve alt hatları istediğiniz renge boyayabilirsiniz.
Sehpamın şu kenarından başlayarak üstünü değil alt kısmını ve diğer her tarafını beyaza boyayacağım. Ondan sonra da vernik çalışmasına geçeceğiz. Üst kısmını bantladım ki üzerine boya geçmesin. Çünkü tekrar zımparalamak zorunda kalmayayım. Şimdi boyama işlemine başlıyorum. Sehpamı bitene kadar tamamen fırçalar yardımıyla boyayacağım. Hiç rulo kullanmayacağım. Çünkü rulo eğer sarı rulo kullanırsanız hava kabarcıkları yapıyor ve sehpanız bittiği zaman tekrar zımparalama ya da her katta bir zımparalama işlemi yapmak zorundasınız. Eğer 2-3 katı rulo ile yapmışsanız en son katını fırça ile geçin ki o pütürlerin arası, hani bir bazı iniş çıkışları biz göremiyoruz. Çok küçük bir zemin olduğu için. Bu şekilde boya yaparsanız o pütürlü kalan yerlerin arası dolar ve en son katınız yine daha düzgün olur ama biraz fazla boyaya, çünkü boşlukları doldurmak zorunda kalır. Şimdi ilk baştan fırça yardımıyla yaparsanız, şimdi bu ilk katta fırça izi belli olacak ama diğer katlarda bu tamamen kapanacaktır. Fırçayla boyadığınız zaman hiç zımpara yapmanıza gerek kalmayacak ve de tamamen düz bir yüzey elde etmiş olacaksınız. O yüzden ben şimdi sehpalarda hiç rulo kullanmadan tamamen parlak bir görüntü ve düz bir yüzey elde etmek için hepsini fırçayla devam edeceğim. Küçük yerler için bu fırçayı kullanıyorum. Diğer yerler için de bu ipek fırçayı kullanacağım. Onun dışında birinci katını şu an boyamaya başlıyorum. Bu tarz oyma yerleri varsa, boyayacağınız yerlerde ahşap olarak çok fazla fırçanızı boyaya batırmayın. Çünkü o zaman bunun üstündeki şu yüzeyleri doldurmuş olursunuz. Tamamen boya bittiği zaman da buralar bu şekilde kalır. Fırçanızda çok az boya olsun. Sadece böyle süpürür gibi aralara girmeye çalışın. Şu an bir kez çok az batırdım ve gerisini tamamen bulaştırmaya çalışıyorum yani. Fırçamda olabildiğince boya az. Bir yerden alıp bir yere taşıyorum gibi yapıyorum şu şekilde. Eğer fırçanızı boyaya batırırsanız ve buraları doldurursanız bittiği zaman resim daima arka planda gecikmeye kalır. Yani görüntü olarak bu kabartmayı buradan silmiş olursunuz. Bu da hiç hoş bir görüntü olmaz. Bazı yerlere boya dolmuş olur. Bazı yerler dışarıda olur. O dengeyi sağlayamazsanız şu hat tamamen bozulur. Onun için kabartma yaptığınız birçok yerde ya da kabartmalı olan birçok yerlerde mümkün olduğunca fırçanızda boya olmasın. Çünkü o alanları doldurmamak için tamamen bu şekilde geliş gidişler yapabilirsiniz. Sürekli silin aralara girmek için. Çünkü bir yerden bir yere boyayı mutlaka taşıyacaktır. Yine boş bir fırçayla, hiç boyası olmayan bir fırçayla buraları temizleme yapabilirsiniz. Eğer dolu olan yerler varsa şu şekilde. Mesela buralar kapandı biraz. Oraya ne yapıyoruz? Hemen fırçamızın ucunu çok az ıslatıp, buna boya yapmamıştık zaten. Tekrar böyle bir süpürme işlemi yapıyoruz. Yine küçücük bir su olsun mutlaka yanınızda.
Bu tarz kuruyan bölümleriniz, kapanmış yerleriniz varsa hemen ıslatıp orayı dağıtabilirsiniz. Ki araları o zaman dolmamış olur ve kurumadan da düzenlemiş olursunuz. Çünkü kuruduktan sonra bu işlemi yapamazsınız. Bu şekilde yedirerek bütün ayrıntıları ortaya çıkarmış oluyoruz. Kabartmalı yerlerde en çok dikkat etmeniz gereken şey burası. Bu hatların dolmaması. Çünkü boyayı içine direkt hapsettiği için siz fırçanızı tekrar boyaya batırıyorsunuz. O zaman da bazı yerler dolu, bazı yerler boş oluyor ve hattı bozuyor. Çünkü 2-3 kat boyanacak ve gölgelenmiş gibi arkada kalacak oralar. Şu an birinci katı bitmiş oluyor ve dolu bir yeri yok şu anda. Bütün aralar boş. Silmeye çalışırsanız da silemezsiniz çünkü aralara girmesi çok zor. Onun için eğer hemen orayı temizlemek istiyorsanız fırçanızı suya batırıp hemen oradan süpürme işlemi yapabilirsiniz bu şekilde düzeltmek için. Onun dışında zaten bezle giremezsiniz oraya. Şu an yani kabartmaya hiç zarar vermeden, hiç boyayla doldurmadan orayı boyamış olduk. O hattı geçmiş olduk. Çok çabuk kuruyan bir boya olduğu için bu tarz oymalarda bu biraz zor oluyor. Buna dikkat ederseniz hiç bozulmaz kabartmanız, hiç de bir şey olmaz. Görüntü de çok orijinal görünür boya bittiği zaman. Boyamaya devam ediyoruz. Sehpamın birinci katı bitti. Şurayı fırçayla boyarken çizmişim. Bu tarz şeyleri hemen görmezseniz biraz zor kapanıyor. Gördüğünüz gibi bunlar fırça izi. Rulomu hiç kullanmadım. Kullanmayacağım da. Bunu şurayı boyarken fırçamı değmişim. O yüzden böyle bir sonuçla karşılaştım. Sonradan gördüm orayı. Şimdi orada ne yapacağım? Boyayı tekrar sulandırıp orayı eritmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi çizikler çok problemli sonuçlar doğurabiliyor. Ama korkmayın, hepsi kaybolur. Buraya bu şekilde yapar bırakırsınız bir süre. Zemin yenilemesi yapmış olursunuz. O da bir dahaki katta kaybolmuş olur. Ama çok belirgin kalırsa onu kapatması biraz zaman alıyor. Çünkü burayı boyayın, diğer yerleri boyamayın o zaman. Burayla öbür taraf dengelensin. Birazdan ikinci katını atacağım. Merhaba arkadaşlar. Sehpamızın son aşaması, vernik aşamasındayız. Birinci aşama üstünü zımparaladım. İkinci aşama çizim yaptım. Üçüncü aşama oyma işlemine geçtim. Dördüncü aşama boyama işlemini yaptım. Şimdi son aşama vernik aşamasındayım. Kenarlarını şu hattı boya gelmesin diye üstüne bant yapıştırmıştım. Şimdi onları çıkartacağım. Yalnız bant çıkartırken bazı incelikler var. Onu size aktarmak istiyorum. Mesela kapı kenarları, pencere kenarları. Genellikle kapılarda ya da boyalarda bu normal oda boyalarında çok karşılaştığımız bir sorun.
çıkartırken boyayı da beraberinde getirerek soyuyor. Bunun için ne yapabiliriz? İki seçenek var. Kenarlarına bu şekilde çizik atarak boyamızın kapı kenarında daha kolay olur bu. Bantımızın bütün çıkmasını sağlar. Yani boyayı da alıp gelmeden. Diğer seçenek ise şu şekilde keserek gitmek yani. Şu şekilde. Kapı kenarında veya başka yerlerde kullanıyorsunuz. Diğer seçenek de herhangi bir pamuğu suyla ıslatın. Ya da başka bir şeyi. Bunu bantın üzerinden geçin. Bu kağıt bir bant olduğu için zaten hemen yumuşuyor. Ve o zaman daha kolay çıkacak yüzeyden. Şuradaki boyayı da almadan gelmiş olacak. Şimdi kağıt işlemi çıkarttıktan sonra hemen kuru olduğu için bakın çok zor çıkıyor. Şimdi vernik işlemine geçebiliriz. Vernik işlerine geçmeden önce üzerini zaten temizlemiştim. Vernik işlemine geçmeden önce şunu bu üstüne aslında ben taş vernik yapmak istiyordum. Bu Kadens'in çok parlak verniği. Ya taş vernik almaya gittiğimde henüz daha gelmemiş, çıkmamış. İnternetten alım yapabiliyoruz şu anda. Normal hobi malzemelerine daha yeni yeni gelmeye başladı. O yüzden ben de onu beklemedim. Şimdi bunu dökeceğim. Daha sonra da üzerine taş vernik ekleyeceğim. Aslında bunun üstüne epoksi çok güzel giderdi. Taş gibi donardı ama şu an onu bekleyemeyeceğim. Siparişini. Delik kısımlar tamamen vernikle dolacak. Bu şekilde bırakıp bayram tatiline gideceğim ki geldiğimde tamamen donmuş olsun. Verniği genellikle bu şekilde düz şeylerle çalışıyorum. Hiç iz olmuyor. Kenarlarını taşan kısımları da zaten fırçayla verniklemediğim için oraları fırçayla tekrar şu şekilde geçeceğim. Şu an dolması için bu şekilde yapıyorum.
Üzerinde çok vernik kalmasını istediğim için bu şekilde çalışma yapıyorum. Bırakıp gideceğim, o da donacak. Hiçbir iz kalmıyor. Şu an deliklerin hepsini vernikle doldurdum. Buna en çok epoksi yakışırdı ama o da şu an bende yok. Önemli olan bende yok dediklerimize bir çare bulabilmek her zaman için. Oyma sehpamız böylelikle verniklenmiş oldu. Şöyle üstünden oymaların içini de boşaltmak istemiyorum. O yüzden şimdi biz bu sehpada ne yapmış olduk? Değişik bir çalışma yapmış olduk. Yine stencil ile çalıştım. Bu bir stencil şeyi modeli. Ama stencil'ı farklı bir şekilde kullanmış oldum. Bu şekilde kromaya bırakacağım. Bayramdan sonra da inşallah üstünde bir kahve içmek nasip olur diyorum. Geri kalan vernik de diğer taraflara yapıp bitiriyorum. Bu şekilde bırakıp kurumasını bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videonun altına yorum atarsanız çok sevinirim. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi paylaşmanızı isterim. Daha birçok proje var bu şekilde. İlginç tasarımlar var. Salon projemi en son bittikten sonra paylaşacağım. Çünkü mutfağınki gibi neler yaptık, hepsini tek tek üzerinden geçeceğiz. Hepsini anlatacağım. O yüzden salon biraz zor oldu. Çok ayrıntı vardı. Biraz oyaladı. O yüzden gecikti. Ama yine hepsini ayrı ayrı paylaşıyor olacağım yaptıklarımın. Şimdilik sehpamızdan son görüntüler bu kadar. Kuruduktan sonra yine buradayım. 4 sehpanın 4'ü de değişik model olacak. 4'ü de değişik tasarım olacak. Hepsini bu şekilde devam etmeyeceğim. O yüzden 4 farklı seçeneği çok güzel tasarım yapmalıyız ki yaptığımıza değsin. Umarım güzel bir sonuç çıkmıştır. Sizin fikirleriniz her daim benim için önemli. Değişik tasarımlar yapacağım. 4 sehpanın 4'ü de farklı seçenekte olacak. Hepsine aynı şekilde çalışmayacağım. Çok iyi tasarım olması lazım. Çok iyi oturması lazım üstüne. Yani bu modeli diğer 4 sehpaya uygulayamam. Çünkü 4 boyut bir sehpa. Her boyuta farklı bir şey girmeliyim, görüntü girmeliyim. Böylelikle stencil'ın değişik bir çalışmasını size aktarmış oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Daha değişik tasarımlar için kanalıma abone olmayı ve destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın.